Kök hücre uygulaması hastanın vücudundan lokal anestezi altında bir miktar yağ alırız. Yağ dokusu alırız. Bu yağ dokusunu laboratuvarda yağlardan ve kök hücrelerden ve işte kan dokusundan falan ayrıştırdıktan sonra bu elde ettiğimiz saf kök hücreyi uygulayacağımız bölgeye göre bir miktar yağ dokusuyla yeniden karıştırıp, yani yağ dokusuyla kök hücreden zenginleştirilmiş olarak daha yoğun bir şekilde bir karışım elde ederiz. Bu karışımı yüze uygulayacaksak, ellere uygulayacaksak veya kalça veya cinsel organlara uygulayacaksak oralara enjeksiyon yoluyla enjekte ederiz.